İstanbul Tıp Bebek Merkezi kanalından merhabalar diyoruz. Doğal yollardan bebek sahibi olamayan anne baba adaylarına umut olmaya devam ediyor. Kliniğimiz ve doktorumuz yanımızda bugün TESA ameliyatını konuşacağız. Üroloji uzmanı operatör doktor Osman Ceylan, merhabalar. Merhabalar. Bugün önemli bir ameliyat, TESA ameliyatını size sormak istiyoruz. Bu ameliyat nedir, nasıl uygulanır ve kimlere yapılır? Şimdi TESA ameliyatı ejekülatta sperm bulunmayan hastalara uyguladığımız bir ameliyat türü. Nasıl yapıyoruz? Biz bu ameliyatları genel anestezi altında yapıyoruz ya da işte lokal anestezi altında yapıyoruz. Ve en büyük özelliği de mikroskop kullanmamız. Mikroskopu niye kullanıyoruz? Oradaki dokuları daha büyük ve geniş olanları seçebilmek için. Yani aldığımız dokular daha sonra hastaya lazım olacak testosteron ürettikleri için mümkün olduğu kadar az doku alıp daha fazla içerisinden sperm bulmak için mikroskop kullanarak bu ameliyatları yapmak istiyoruz ve yapıyoruz yani. Peki ameliyat uzun süren bir işlem mi? Ameliyat 1 saatle 2 saat arasında sürebilir. Şöyle ki eğer mikroskop kullandığınız anda sizin istediğiniz dokuları çabuk bulursanız ameliyat kısa sürer. Ama bulamazsanız ya da çok az bir doku sperm üretiyorsa o zaman ameliyat biraz daha uzun sürüyor. Yani 1 saati geçebiliyor. Anestezi olarak genel anestezi. Genel anestezi ya da spinal anestezi, ama biz genelde kliniğimizde genel anestezi artı bazen de sedasyon artı lokal anestezi kullanıyoruz. Hastalar daha çabuk ayağa kalkıp evlerine daha rahat gönderebiliyoruz. Peki baba adayı ameliyat öncesinde ve sonrasında bir takım şeylere dikkat etmek durumunda. Nedir bu hususlar? Tabii ilk önce hastanın azospermi olup olmadığını teşhis etmek için en aşağı iki defa şey yapıyoruz. Spermiogram yapıyoruz. Burada pellet diyoruz biz buna. Santrifüjde verilen ejekülat örneği yıkandıktan ve mikroskop altında bakıldıktan sonra, yani hiç sperm hücresi yoksa biz bu hastayı öneriyoruz. Ama ondan önce tabii genetik testleri mutlaka istiyoruz. Rutin ameliyat öncesi biyokimyasal işte kanama parametreleri hepsini kontrol ediyoruz. Hastanın eğer herhangi bir kontraindikasyonu yoksa ancak o zaman ameliyat ediyoruz hastamızı. Eğer bazen de ne yapabiliyoruz? Hasta daha önceden ameliyat olmuşsa belli bir süre beklemeniz gerekiyor. En aşağı bir TESA ameliyatı ya da testisle ilgili bir ameliyat olmuşsa bir 6 ay kadar da bu hastaya izin veriyoruz ki oradaki dokular iyileşsin. Daha başarılı olalım diye bekliyoruz yani. Ameliyat sonrası yaşanan sıkıntılı bir süreç var mı? Ameliyat sonrası genelde mutlaka hastalarımızın biraz karın ağrısı ya da sırt ağrıları olabiliyor. Çünkü testisin zarı, karın zarının devamı olduğu için oralarda ağrı hissedebiliyor. Ama 1-2 gün içerisinde normal hayatına devam edebiliyor. Çok ağır iş yapmıyorsa işine geri dönebilir. Genelde bir hafta sonra işine dönebilir hastamız. En önemlisi de tabii ki ameliyatın başarı oranı. Sonrasında gebelik mümkün mü? Evet, tabii ameliyat genelde... Yani yapılan ameliyatlardan sonra %50-%60 oranında sperm bulma ihtimali var. Ama %40 hastada sperm bulamıyoruz. Sperm bulduğumuz anda bu bizim için yeterli oluyor. Mutlaka tüp bebek tedavisi, yani yumurtalarda spermleri birleştirerekten büyük bir yol kat ediyoruz. Gebelik oranları artıyor ve hastalarımız da evlerine daha sonra tabii ki bebekle gidebiliyorlar yani. Anne adayları kadar baba adaylarına da o zaman umudunuzu kaybetmeyin diyebiliriz herhalde. Kesinlikle diyoruz. Yani eğer hiç TESA yapılmamışsa mutlaka hastalarımıza TESA ameliyatı öneriyoruz. Yani bazıları dışında, yani bazı hastalara TESA ameliyatını önermiyoruz. Çünkü onlardan, yani genetik bir hastalığı varsa diyoruz ki sizden sperm bulma ihtimalimiz hemen hemen yoktur. Onun için boşuna ameliyat etmeyin diye hastalarımızı uyarıyoruz. Onlar da bizi söylediklerimize inanıp güveniyorlar bizlere, sağ olsunlar. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Evet, üroloji uzmanı operatör doktor Osman Ceylan'dan önemli bilgiler aldık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyoruz.